Hayır, niye? Ya. Zaten grup başkan vekili de aday bu arada. Grup başkanının kendisi aday zaten. Evet, Özgür yani Özel de zaten grup başkanı parti, şu anda. Bu Sosyal Demokrat ne? Parti, grup benim başkanı anladığım, aday. Benim anladığım burada itiraz, bu il teşkilatları niye değişiyor? Evet, değişmesin evet, diyor. İtiraz o. İtiraz şimdi, bu. Bunun için son toplantı yapılmış. Ama daha önce bu toplantılar yapılmış. Evet, grup yani... Gökhan Günaydın eski Türkiye Ziraat Mühendisler Odası Başkanı'ydı. Daha önce 2011 ile 2015 arasında milletvekiliydi ve Genel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'ydı. Sonra bir dönem ara verdi. Bu dönem tekrar milletvekili oldu ve aynı zamanda grup başkan vekili oldu. Tutumunu da öyle sakınan, görüşünü açıklamakta imtina eden bir kişi değil. İmamoğlu'na da yakın. Şimdi burada CHP'lilerin sakınması gereken en mühim işlerinden biri bu kaset iş. Çünkü zaten Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan sence tarafından kim? 10 küsür yıldır bu kaset işiyle vuruluyor. Kasetle geldin ifadesini kaç yüz bin kere duymuşuzdur biz? Kaç yüz bin kere? Çocuklar yani, duydu yani. Deniz de Baykal, biliyor, tabii, Deniz Baykal'ın gidip istifa ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş sürecini ikide bir Erdoğan sen kasetle geldin diye başına kaptı. Ve aslında orada haksızlığa uğradı Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bugün CHP'lilerin bu kaset işinden imtina etmesi, uzak durması gerekirdi. Ama maalesef bir seçim döneminde Muharrem İnce ile ilgili bir kaset dönemi, kaset tartışması başladı. Orada da... Yani bu doğru değil diyorsun. Efendim? Bu arka arkaya kasetler, savaşlar doğru değil diyorsun. Hayır doğru değil demiyorum. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani CHP genel merkeziyle ne kadar ilgisi var yok o ilgiyi kuracak değilim. Ancak... İmamoğlu, şu bu videonun yayınlanması İmamoğlu ve arkadaşların aleyhine bir çaba olarak görünüyor. Bu şu haliyle İmamoğlu ve arkadaşların aleyhine bir çaba olarak aradım. Evet. Özgür Özel'i de aradım, görüştüm kendisiyle. Belediye başkanlarıyla toplayacakmış CHP Genel Başkanı. Evet. Bir de parti meclis toplantısı var pazar günü bugün MYK'dan sonra. Buyurun ne söylediniz? Özgür Özel'le konuştum, o da evet toplantıdaydım, doğrudur dedi. Gizli kapaklı bir toplantı yapıldığı iddiasını kendisine sordum. O kadar gizliymiş ki neredeyse KRT'den canlı yayın yapacakmışız diyerek bunu hicap etti. Yani öyle gizli kapaklı bir şey olmadığını anlattı. Ben az önceki yarım kalan cümlemi tamamlamak isterim. Şimdi CHP'lilerin bu kaset işinden mümkün olduğunca uzak durması gerekir. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi ben dünden beri bakıyorum bu kaseti servis edenler daha çok CHP ile genel merkezle ilişkili diyemem ama CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kalmasından yana tutum gösterenler. Onlar paylaşıp çoğaltıyorlar. Ya Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun karşısında, Kılıçdaroğlu'nun yanında duran sosyal medya hesapları bunun dağıtımını yapıyorlar. Zaten videonun yüklendiği hesabın adı da değişim gerçeği gibi bir şey. Hatta bakayım. Yani değişim vurgusuyla yükleniyor yani. Tabii tabii değişim bir video yapmış bu. Video sadece bunu yüklemiş. Daha önceden başka bir video yüklememiş. Yüklendiği hesabın adı da değişim gerçeği ve başlık da işte 100 yılın ihaneti Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet demişler. İşte değişim gerçeği adıyla yüklenmiş olması. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu'na yakın sosyal medya, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sosyal medya hesaplarından bunun paylaşımının yapılmış olması. Hatta bazı CHP'nin kurumsal hesaplarından bu linkin CHP'lilere gönderilmiş olması gösteriyor ki CHP Genel Merkezi yani Kılıçdaroğlu'nu sahiplenenler ya da onun liderliğinden yana olanlarla bir ilgisi var. Şimdi dolayısıyla onların bundan uzak durması gerekir. Hele Kılıçdaroğlu'nu sevenlerin, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini arzulayanların bundan mümkün olduğunca uzak durması gerekir. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'yla ilgili yapılan en temelleştiri bu. Sen Onursal kasetle Beyhatta geldin. Efendim? Onursal Beyhatta. Bitireyim Onursal'a dönelim. Özür dilerim, Onursal Bey'e dönelim. Kılıçdaroğlu'yla ilgili en temel eleştiri sen kasetle geldin eleştirisi. Şimdi hal böyleyken 13 yıl sonra bu kez değişimi talep edenlerin videosunu dolaşıma çekip, temin edip, dolaşıma sokup böyle bir işe kalkışmak Kılıçdaroğlu'yla ilgili var olan haksız algıyı pekiştirir. Erdoğan bugüne kadar hep bu kaset işini başına kaptı. Şimdi de derler ki işte kasetle geldin, kasetle gitmemeye çalışıyorsun derler. Dolayısıyla mümkün olduğunca bundan uzak durmaları gerekirdi ve maalesef bence böyle bir hata yapıldı. Belki CHP içerisinde delegeyi etki edebilir ama CHP'nin dışında, delegenin dışında CHP seçmeninde bu öyle ben zannetmiyorum ki çok öyle olumsuz bir tesir yaratsın. Evet.